Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun inşallah. Umarım herkes iyidir. Ben de çok iyiyim. Şimdi size bu videomda bu solüsyondan bahsedeceğim. Ayrıntılı olarak videomu izlemeye devam ederseniz o küçücük şişenin içerisindeki mucizevi sıvıdan bahsedeceğim. Konumuz mantar. Özellikle de tırnak mantarı hem estetik olarak hem de sağlık açısından bizi gerçekten rahatsız eder. Tedavisi de çok uzun zaman alır ve çoğu zaman da tedavisi mümkün olmaz. Şimdi tabii ki mantarın pek çok sebebi var, nedenleri var. Bu nedenleri de ortadan kaldırmak lazım. Neden oluyor? Nemli ve sıcak ortamlar. Dar ve kapalı ayakkabıların özellikle sürekli aynı ayakkabıların kullanılması, havuzlar, soyunma odaları gibi odalarda koruyucu terlik giymemek, otellerin duşları, aynı zamanda kuaför salonlarında kullanılan ortak pedikür, manikür setleri. Bunlar bize enfeksiyonun bulaşmasına sebep oluyor. Bağışıklık sistemimizin düşük olması, özellikle diyabetli hastalarda fazla görülüyor. Ayakların sürekli nemli kalması da sebep. Peki belirtiler nelerdir? Kalınlaşmış tırnak dokusu, tırnakta renk değişikliği, beyaz, sarı, kahverengi renk değişiklikleri, tırnakların çabuk çatlaması, çabuk kırılması, şekil bozuklukları ve koku. Bu belirtileri kendi üzerinizde de takip eder. Var mı yok mu check ederseniz iyi olacaktır. Ben hemşireyim. Pozitif bilime de tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin de sonuna kadar arkasındayım ve destekliyorum. Bazen ilaçlar bizi tam olarak iyileştiremiyor. Özellikle de mantar enfeksiyonları bunlardan bir tanesidir. Yıllarca ilaç kullanırsınız ama bir türlü sonuç alamazsınız. Çünkü vücut bir şekilde tekrar bağışıklık sistemi düştüğünde tekrar ortaya çıkar. Şimdi burada anlatacağım size küçücük bir losyon. Maliyeti çok düşük bir losyon. Şimdi bunu nasıl kullanıyoruz? Nereden temin ediyoruz? Saklama koşulları nelerdir? Saklarken nelere dikkat ediyoruz? Kullanırken nelere dikkat edeceğiz? Bunların ayrıntılarını vereceğim. Şimdi bu solüsyonumuzun adı iyot çözeltisi. Diğer adıyla da ligol çözeltisi ya da ligol solüsyonu denir. Nereden temin edeceksiniz? Tabii ki eczanelerden temin edeceksiniz. Lütfen internetten temin etmeye çalışmayın. Gidin güvendiğiniz bir eczaneye %5'lik veya çocuklarınız için kullanacaksanız %2'lik iyot çözeltisi istediğinizi, ligol solüsyonunu istediğinizi söyleyin. O size hazırlayacaktır. Rengi bu şekilde kahverengidir. Tentirtiyotu bilirsiniz. Zaten tentirtiyotun içerisinde de iyot vardır ve dezenfektan olarak kullanılır. Yani antiseptik olarak kullanılır, dezenfektan olarak kullanılır ve kullanım alanı oldukça geniştir. Şimdi burada iyot çözeltisi ile ilgili başka tariflerim de olacak size. Şimdi buradaki amacım size tırnak mantarında nasıl kullanacağımızı anlatacağım. Ama önce ne yapacağız? Eğer tırnağınızda bir mantar varsa onu ne yapacaksınız? Önce törpüleyeceksiniz, incelteceksiniz o mantarın olduğu yeri, güzelce temizleyeceksiniz. Daha sonra da bunu böyle üzerine damlatacaksınız. Benim size pratik bir yöntem vereceğim. Bu şişeyi herkes tanıyordur. Eğer tırnak mantarı tedavisi görüyorsanız bunu bilirsiniz. Kabını bilirsiniz. Bu bir tırnak cilasının kabı. Ben bunun içini boşalttım. Ama direkt suyla temas ettirirseniz olduğu gibi donuyor içerisinde. Ne ile temizliyoruz içini boşalttıktan sonra? Asetonla temizledim güzelce. Daha sonra güzelce durladım. Ve bu %5 iyot çözeltim içine koydum. Neden koydum? Kullanımı kolay olsun diye. Şimdi bakın fırçası var. Gördüğünüz gibi. Fırçasını alacaksınız. Bu şekilde tırnağınızın üzerine süreceksiniz. Pipetiyle de damlatabilirsiniz. Hatta o tırnak mantarının olduğu yerlerin iç kısımlarına iyice sürün. Bu şekilde sürüyoruz. Rengi turuncu olacak tırnağımızın. Ve oradaki mantarları kesinlikle tedavi edecek. Diyorum ya ben size bir damlası bile buna yetiyor. Ne sıklıkla yapacağız? İlk zamanlar gün aşırı kullanabilirsiniz. Daha sonra yavaş yavaş azaltabilirsiniz. Bakın bu şekilde damla üzerinde damlatın.
O zaten iyice her tarafına yayabilirsiniz. Bakın ellerimizi de çok güzel boyar. Ama kıyafetleri boyamıyor. Şöyle boyamıyor. Tabii ki boyar. Kuruduktan sonra kesinlikle herhangi bir yere boyama gibi bir özelliği yok. Kurutalım. Bak, elleri boyar. Ama zamanla uçup gidiyor zaten. İyot uçucu bir çözeltidir. Böyle her tarafımı ben boyuyorum maalesef. Ama göreceksiniz, çok beğeneceksiniz. Bakın geçenlerde geçmiş bile. Heh, şurada bir enfeksiyonum vardı. Pürülen bir enfeksiyon olmuştu. Onu güzelce temizledim. Üzerine iyot sürdüm. 2 günde geçti. Hatta 1 günde geçti. Bu şekilde bakın tırnağınızın içini de boyar. Tırnağınızın içini de boyadı. Gördüğünüz gibi. Bu zamanla azalacak, azalacak. Azaldıkça tekrar ilave edin. Kesinlikle iyi bir sonuç alacaksınız. Peki, enteresan bir yapısı var. Koyduğunuz yerin de rengini turuncuya çeviriyor. Şimdi kurudu. Bakın kesinlikle boyamaz. Kıyafetlerinizi boyamaz. Ben buna niye sürdüm? Bakın şurada bir darbe almıştım. Darbeden sonra burada bir renk değişikliği oldu. İçerisinde de bir artık hani hematom kan donmuş olabilir ama bu zamanla mantara dönüyor biliyor musunuz? Yani zamanla zaten tırnak mantarının pek çok sebebi var. Bir kesinlikle bulaş söz konusu. Ama bir darbe aldığınızda özellikle tırnaklarınızda zaman zaman orada da tırnaklarda şekil bozuklukları, çatlaklıklar oluyor. Bu tırnak mantarının belirtilerinden en önemli belirtilerindendir. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Hepinize şifa olsun. İnşallah fayda görürsünüz. Kullandığınız zaman mutlaka yorumlara yazın. Sonuçları merak ediyorum. Diyeceksiniz ki ne kadar sürede iyileşir? Bunu kesinlikle bir süre veremiyoruz. Ama emin olun o kullandığınız ilaçlardan daha hızlı etki edecek. Birdenbire şeklinin düzeldiğini göreceksiniz. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın olur mu? Sevgiyle kalın, hoşça kalın.